Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün bir kaya vadideyiz. Kayalarda oluşan bir vadideyiz. Burada taş kuyu varmış ileride, bu kayaların orta bölümünde. Gidip orayı görmeye çalışacağım. Tabii etrafında güzel yerler varsa oralarda birlikte gezmeye çalışacağız. Bugünümüzü bu vadiye ayırdık. Bakalım neler görebileceğiz. Zaten ilk girişte hemen böyle bizi değişik bir kaya türü karşıladı ve ortasında da kare şeklinde bir giriş var. Yanaşmaya çalışayım. Çok enteresan bir yer. Tabii böyle yerlerde eski insanlar eşyalarını saklıyorlardı. Bu gibi yerlere mezar yapıyorlardı. Bu kayada bu gibi yerlere uygun. Bakalım. Taş kuyumuza doğru gidelim bakalım. Şöyle değişik kaya türleri de var dostlar. İlk dikkatimi çeken hemen şurası oldu. Kayanın ortasında şöyle bir değişik bir şekil var gibi. Bak, kayanın yan tarafında işlenmiş yer var. Oo, burası daha da değişik. Şöyle önümüzde engebeli bir yol var. Kayalıklardan oluşmuş. Çıkması, yürümesi biraz zor gibi gözüküyor ama o taş kuyu dediğimiz yere kadar gideceğim arkadaşlar. Artık nereye kadar gidebilirsek birlikte bu vadiyi bugün gezeceğiz. Hava güzeldi ama yağmur yağmaya başladı. Şimdi biraz durdu dostlar. Oo, hemen yanımda da çok güzel bir yer daha varmış. Şurası bir giriş. O kadar net gözüküyor ki. Tabi burayı ne amaçla kullanmışlar, ne diye kullanmışlar bilmiyorum. Eski insanların eski hayal güçleri arkadaşlar, kafalarına göre her yeri bir şeyler saklayabiliyorlardı. Yolumuza devam. Bakalım bu güzergahta başka nelerle karşılaşacağız. Çok güzel bir yer ama bir o kadar da tehlikeli olabilir dostlar. Bildiğim bir yer değil. İlk geldiğim bir yer.
değişik değişik kaya türleri çıktı önüme. Şurası bir enteresan gibi geldi bana. Şöyle devasa kapalı yerler gibi geldi bana. Şuradan bir çıkalım bakalım. Kayayı görüyor musunuz dostlar? Tek parça. Büyük bir çizik var ortasında. Çıkalım bakalım. Biraz daha yukarılara doğru gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Oo. Dostlar, şuraya bir bakın. Şuraya bir bakın. Önce şöyle bir etrafını göstereyim. Ondan sonra şu güzelim girişi bir görün. Of of. Gerçekten müthiş bir yer. Bu gibi yerler eskide insanlar mahzen, kaya mezar, kaya oda gibi kullanıyorlar dostlar. Kapalı bir yer olarak duruyor. Bugüne kadar görülmüş mü, görülmemiş mi veya de insanlar buraya gezerken de çok dikkat etmemişler mi? Bir taş gibi yanına gelip geçmişler ama burası bir giriş olma yeri olabilir dostlar. Bilmiyorum, tabii ki doğal da olabilir arkadaşlar. Birlikte bakıyoruz. Birlikte bu vadiyi geziyoruz. Evet, nihayetinde taş kuyumuza geldik sanırım. Hemen karşıda. Hemen şurada da işlenmiş bir yer var. Güzel bir manzaranın hemen altında. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar, zaten böyle işlenmiş taşları gördünüz mü? Bilin ki mutlaka buralarda eski insan izleri var. İnsanlar burada yaşamış. Burada bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Hemen burada bir kuyu gibi bir şey var. Açılmış. Böyle net olarak göstermeye çalışayım. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama içini açmışlar. Buralar tabi dönem soygunları yemiştir. Şöyle bir göstereyim. Müthiş güzellikte bir yer. Ve asıl gelmek istediğimiz yer taş kuyu dedikleri yer arkadaşlar. Hemen şurası. Şöyle adım adım çıkmaya çalışalım. Burası da güzelmiş. Müthiş bir yer. Şu taş kuyunun etrafını bir görün. Gerçekten taş kuyu arkadaşlar, ama etrafında da şöyle bir
kapalı yerler var gibi gözüküyor. Şöyle yaklaşayım. Tabii kuyunun içi su dolmuş. Şöyle uzaktan da göstermeye çalışayım. Daha net görürüz. Evet, buradan daha güzel gözüküyor. Şu oval şeklinde bir yuvarlak içinde taştan oyulmuş bir yer. Ve son durağımız burasıydı dostlar. Zaten bundan sonrası da çıkmak gördüğünüz gibi biraz zor. Şöyle etrafımızda görelim. Evet dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar, bu gezdiğimiz yerler gerçekten güzel yerler. Eski de olabilir, doğal da olabilir. Amacımız birlikte böyle yerleri gezmek, dolaşmak. Bu gibi yerleri siz dostlarıma göstermek. Birlikte doğayı gezmek. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.